Tabii Merkez Bankamızın yapmaya çalıştığı ya da attığı adımı şöyle önce bir değerlendirmek lazım. Dünyada enflasyonist bir baskı var. Türkiye'de bundan istisna kesinlikle değil. Bizim de bir enflasyon diye problemimiz var. Hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bunu içinde yaşadıkları için biz de bu toplumun birer parçası olarak bunları biz de hissediyoruz tabii ki. Merkez Bankamız da buna istinaden bir adım attı. Çok yerinde bir adım, çok doğru bir adım. Aslında piyasanın da fonlamadığı bir adımdı. Bugün de biz bu dolar kurunda ya da döviz kurlarında bunu hissettik ya da gözlemledik. Tabii bu adımlar devam edecek. Merkez Bankası enflasyon düşüşe geçene kadar biz faizlerde artışı göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Ne demek tabii bu? Yani 17,5'tan siz 25'e taşıyorsunuz. Bu ne anlam ifade eder? Şu anlama gelir. Sizin piyasaya vereceğiniz kredide, parada maliyetleri arttırdığınız anlamına gelir. Maliyetler arttığı andan itibaren de siz kredi almazsınız, alışveriş yapmazsınız, para harcamazsınız, harcama kültürünüzü değiştirmeye çalışırsınız. Bu da TL'nin piyasada likidite olarak kıtlaştığı anlamına, yani azaldığı anlamına gelir. Piyasada TL azaldığı ortamda da TL'nin değerli, daha değerli olacağı anlamına gelir. Arz talep meselesidir. Yani bir şeyin eğer arzı fazla ise bu değersiz olduğu anlamına gelir. Eğer arzı azaltırsanız ve talebi de ona göre sabit tutmaya çalışırsanız veya düşürdük diyelim, bu ne olur? Fiyatları yukarıya taşıma eğilimi gösterir. Yani TL'deki bugünkü değerlenmenin temel sebebidir bu. Yani biz piyasadaki TL'yi ne yapıyoruz? Kıtlaştırıyoruz. Tabii temel neden de, temel etki de burada enflasyonla mücadele. Bugün %47'lik bir enflasyonumuz var. Bizim hedefimiz bunu Merkez Bankası'nın açıklamasına göre %5'e indirmek. Bunu da büyük ihtimal 2026 yılında tek haneye indiğinde enflasyon göreceğiz. Ancak bu yapılan adımların bir özelliği var. Bugün atabilirsiniz siz bu adımları. Yani faizi %25 değil, %50 de yapabilirsiniz ama bunun çıktılarını ancak 3 ay, 6 ay ve 9 ay ve 1 senelik vadeli süreçlerde görürsünüz. Ancak şunu da vurgulamak lazım. Sayın Mehmet Şimşek Bey dedi ki 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren biz parasal sıkılaştırmaya artık son vereceğiz. Ve küresel trendlerle bağlantılı olarak tabii ki Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın da kredi faiz oranlarındaki düşüşe ya da artışa bağlı olarak Türkiye'de büyük ihtimal faizleri düşürmeye başlayacak. Ancak enflasyonla mücadele bizim temel ilkemiz şu anda. Fiyat istikrarı temel vizyonumuz. Bunu sağlayana kadar da Merkez Bankası adım atmaya devam edecektir. Faiz bu enflasyonla mücadelenin en önemli, en etkin silahıdır. Başka silahları da var tabii ki Merkez Bankası'nın. Yine bir örnek vereyim ben. Biliyorsunuz mevduatı siz gidip bankaya koyduğunuzda belli bir oranını gider Merkez Bankası'nda tutar ve geri kalanını size kredi olarak verir. Merkez Bankası biliyorsunuz bunda kısıtlamaya gitti. İşte eskiden %20'sini tutuyordu. Artık %30'unu, %40'ını, %50'sini tutacak. Yani piyasadan para toplamaya Merkez Bankası devam ediyor. Yani TL'yi, likiditeyi piyasadan çekiyor. Aynı zamanda kredi kartları. Kredi kartlarında biliyorsunuz asgari ödeme tutarları arttırıldı, kredi kartı faizleri arttırıldı, arta para limitleri kapatıldı. Yani piyasadan aslında biz TL'yi çekiyoruz. Evet, Çekmemizin temel sebebi de enflasyonla mücadele. Sıkılaşma. Sıkılaşma. Yani bunu para politikası aracılığıyla yapıyoruz tabii ki. Bir de bunun maliye politikası aracılığı var. Orada da Mehmet Şimşek Bey bir şeyi vurguladı. Biz verimliliği arttıracağız. Kamu harcamalarını olabildiğince verimli kullanacağız. Elimizden geliyorsa da düşüreceğiz dedi. Yani bütçe fazla verecek dedi. O da şu anlamaya gelir. Devlet de tasarruf edecek, devlet de harcamalarından feragat edecek ve çift yönlü bir enflasyonla mücadele ortaya çıkacak. Yani bugün dünya enflasyonla mücadele ediyor, evet. Ancak Türkiye'nin kendine has da problemleri var. Bir delil adaletsizliği problemimiz var. Yani bugün biz enflasyonla mücadeleyi tamamladıktan sonra buralara yoğunlaşmak lazım. Yani Türkiye'de bugün %20'lik kesim gelirin %48'ini 49'unu alıyorsa en dipteki %20'lik kesim %7'yi 8'i alıyorsa burada bir problem vardır. Aradaki açık çok fazladır. Bunu iyileştirecek adımlar atmak lazım. Burada da tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı çalışmalar yürüttüğünü ben biliyorum. İlerleyen vakitlerde emeklilere belki biraz değinmek lazım ondan çünkü Evet. Ciddi sıkıntı orası. ciddi sıkıntı çünkü Evet. Türkiye'de bir 16 milyon emeklimiz var. Bunlara biliyorsunuz %25'lik bir zam yapıldı kök maaşlarına. Bu bazı maaşlarda tabii 7500 kıstası vardı biliyorsunuz en düşük maaş ama bazılarında Bağkur'da falan farklı
emekli maaşları. Bunları yaşanabilir ya da seviyeye çekmek, refah artışını sağlamak. Çünkü diyelim ki bir emekli kişi çalışmak zorunda olmamalı bence Türkiye'de. Bunu yaşanabilir seviyeye çekmek aslında 16 milyon vatandaşımızın ya da aileleriyle birlikte belki 30 milyona dayanıyor bu. Onların refah seviyesini arttırmak lazım. Yani çalışma yapıldığını biliyorum. Enflasyonun üzerinde bir refah payı belki onlar için de geçerli olabilir. Ve en düşük emekli maaşının da belki rakam anmak istemiyorum ama 9 binin üzerine taşınacak bir en düşük emekli maaşının kabul edilebilir. Ancak şunu da vurgulamak lazım. Biliyorsunuz fazla prim ödeyenle az prim ödeyenler var. Yani belli bir gün oranında fazla devlete vergi vermiş. Onun üzerinden emekli olmuşlar var. Orada bir gelir adaletsizliği olmuş. Belki onu kademeli olarak yükseltmek çözüm olabilir diye de ekleyeyim. Hocam sizden